Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Fatih Emre Şen hocamla İkinci Dünya Savaşı ve propagandayı konuşacağız. Aslında propagandanın çok farklı bir türünü konuşacağız, çizgi filmler. Emre Şen hocamın kitabı yeni çıktı. Öncelikle kendisine hayırlı olsun diyorum buradan da. Birazdan davet edeceğim, çok bekletmeden. Propaganda biliyorsunuz ki savaşların olmazsa olmaz bir unsuru. Yani savaşlar çok cephelidir her zaman. Savaşların bir askeri kanadı olduğu gibi bir de işte diplomatik safhası ama bir de propaganda safhası her zaman mevcuttur. İşte biz de bu akşam propaganda safhasına değineceğiz daha çok. Sorularınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Hemen hocamı daha fazla bekletmeden davet etmek istiyorum. Olacaktır. Birçok soru var. Gün içerisinde çok fazla soru geldi. Sürem yettiğince bunları sormaya çalışacağım Fatih Hocama. Mümkün mertebe hepsine yer ayırmaya çalışacağız. Çizgi filmler, hangi çizgi filmlere değindi hocamız çalışmasını yaparken? İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de yayınlanan çizgi film var mıydı bu anlamda? Bunu soracağız. Onun dışında çizgi filmdeki semboller, metaforlar bunlara değineceğiz. Evet, tekrardan bir hocama davet yolladım. Evet, teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için. Umarım güzel bir yayın olur. Ben de yayının güzel olacağına inanıyorum. Çünkü çok farklı bir konu. Evet, daha önce bu konuda bir yayın yapmadık. Dolayısıyla da güzel olacağını düşünüyorum. Evet, Fatih Hocam, katıldığınızı görüyorum. Size davet yolladım. Kabul etmenizi bekliyorum. Merhabalar. Fatih Hocam, merhaba. İyi akşamlar. Sesiniz gelmiyor ama. Heh, şimdi geliyor. Süper. Tekrar gitti sesiniz. İsterseniz kulaklığı çıkarıp deneyin olmazsa. Yani bana gelmiyor ama benden mi kaynaklı bilemedim. Arkadaşlara bir soralım. Arkadaşlar, hocamızın sesi geliyor mu size? Benden mi kaynaklı acaba? Benim sesim size geliyor ama, değil mi? Evet hocam, siz sizin sesiniz şu an gelmiyor. Evet. Şu an geliyor hocam. Kulaklıkları koyduğunuzu duyduk. Şu an evet, şimdi şimdi sesiniz geliyor. Değil. Merhabalar. Nasılsınız? Tamam. Merhabalar. İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle kitabınız hayırlı olsun. Uzun zamandır beklediğim bir çalışmaydı. Hemen konuk etmek istedim bu sebeple sizi. Çok hayırlı olsun. Teşekkür tekrardan okuru bol olsun. Eminim okuru bol olacaktır zaten. Çünkü çok farklı bir başlık. Yani çok iddialı bir kitap bence. Özellikle İkinci Dünya Savaşı üzerine çok merak ediyorum. Birçok kitap alıyorum ama bu alanda daha önce bir çalışmayla karşılaşmamıştım açıkçası hocam. Sizin de bir eseriniz var İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Ben eserinizi biliyorum. Eva Braun hakkında. Hitler'in eşiyle ilgili. Bu tabii yani altını kazdıkça her Evet. seferinde farklı bir konu çıkan bir savaş, dünya savaşı bir türlü bitmedi. Bir sinema sektöründe aslında bununla ilgili bir şey var, ön yargı var. Sürekli bir örneğin Tarantino bir İki Dünya Savaşı filmi yapar, başka bir yönetmen İki Dünya Savaşı filmi yapar. Bir bıkkınlık gelir bazen ama o kadar zengin bir alan ki hiçbir şekilde bitmiyor. Sürekli araştırmacılar bir yerden tutsalar ellerinde kalıyor ve onu devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Bizim kitabımıza konu olan çalışmada biraz da böyle ortaya çıktı. Aslında basit bir merak duygusunun üzerinde geliştirdiğim bir şeydi benim. Konu hakkında da Türkçe'de yerli bir kitaplaşmış Evet, bir yok. kaynak yok. Sadece iletişim fakültelerinden çıkan çok sınırlı ve az sayıda çizgi filmin incelendiği birkaç makale vardı.
Ben bunu daha farklı bir boyuta taşıyıp biraz geliştirmek istedim. Kısaca böyle bir çalışmamız bu şekilde ortaya Tam da ilk çıktı. soruyla başlayacaktım. Siz biraz başlamış olduğunuz, cevap verdiniz. Ben de diyecektim ki hani çizgi filmlere odaklanmak hani nereden aklınıza geldi? Nereden esinlendiniz diyecektim ama kısmen cevap vermiş oldunuz. Peki aslında hocam çok soru geldi. Yani ben hepsini not almaya çalıştım. Hem öğrencilerimden hem sizin takipçilerinizden. Önce ama propaganda ile ben başlamak istiyorum aslında. Yani propaganda ne demek? Aslında propagandanın çok fazla çeşidi var. Ama çizgi filmler mesela bunun hangi aşamasında yer alacak? Şöyle cevap vereyim. Yani iki kişinin olduğu her ortamda propagandanın ben var olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu birçok filozof da bunu söylüyor. O yüzden genel geçer bir tanımı bence yok. Çünkü bir kişinin diğer kişiye yaptığı herhangi bir görüşü, yönlendirmesi, fikrini beyan edip onu kendi fikri doğrultusunda hareket ettirmesinden tutun, insanların politik ya da ideolojik yollarını çizmelerine, bu yollara katkı sağlamalarına varana kadar her şey aslında bir propaganda. Sadece bunlar da değil, sizin sokakta gördüğünüz, izlediğiniz, sinemalarda, tiyatrolarda gördüğünüz, dinlediğiniz müzikler, bunlar da birer propaganda aslında. Ya da reklam filmleri, çok ciddi propaganda araçları. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Propagandanın bence net bir tanımı yok. En az iki kişi ve bir nesnenin olduğu her yerde propaganda var olan bir şey. Ben bu gözle bakıyorum. Sorunuzun diğer kısmına gelecek olursak, çizgi filmlerde aslında böyle bir şey. Sizi yönlendiren, siz istemeseniz de size kendisini izlettirerek, hem çok büyük bir zevkle izlettirerek, size kendi istediği gibi düşünmenizi sağlayan, sizi yönlendiren ve siz farkında olmadan bunu yapan bir şey. Dolayısıyla hem net bir tanımı yok, hem de çok geniş bir yelpazesi var. Tekrar olacak ama en az iki kişi ve bir nesnenin olduğu her yerde propaganda Peki. var. O zaman propaganda iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Biz genelde şimdi sanki böyle olumsuz bir şeymiş gibi algılıyoruz. Bunu nasıl yorumlayacağız hocam? Şöyle, bu nasıl, nerede, niçin ve kime karşı yapıldığına göre değişir. Bizim kitabımızda ele aldığımız şekliyle konuşursak propaganda aslında kötü bir şey. Ama bunda da biraz göreceli bir durum var. Kime göre, neye göre sorusunu sorabiliriz. Ne iyidir ne de kötüdür diye doğrudan söyleyemem ama bizim çalışmamızın özelinde bakarsak çok kötü bir şey olduğu kesin. Ben hep bu örneği veriyorum. Bazen propaganda bizim gözümüzü boyayan, gözümüzün önüne perde indiren bir şey. Bu yönüyle bakarsak çok sevilecek bir yanı yok. Basit bir örnek vereyim buna. Bu çalışmamızda da var. Bu konuyu detaylı anlatıyoruz. Biliyorsunuz Alman Propaganda Bakanı Goebbels'in çok ciddi propaganda teknikleri ve taktikleri var. Özellikle yalan ve tekrar üzerine belli başlı metaforların kullanıldığı bir stratejisi var. Ve her şeyi genelde tam zıttıyla yok etmek üzerine kurduğu bir propaganda stratejisi bu. Buna güzel örneklerden bir tanesi. Örnek olarak güzel ama içerik olarak kötü. Almanların o dönemde, daha doğrusu Nazilerin, Yahudi bilim adamlarının ve edebiyatçıların eserlerini akşamları toplanıp bir festival Evet. eşliğinde yakmaları Kitaplar aynı ritüeli var. şekilde. Bu çok iyi bir propaganda örneği ama maalesef çok kötü bir örnek. Ben başka bununla ilgili bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu da gene bu kitabımızda var. Kitabı edinen arkadaşlar bunu okuyacaklardır muhakkak. Orada şöyle de bir durum var. Goebbels'in doktora eğitimi sırasında hocalığını yapan bir Yahudi bilim adamının da kitapları o kitap yakma ritüelleri esnasında yakılıyor. Ve sanki o profesör vakti zamanında öngörmüşçesine o kitabında şöyle bir söz söylüyor. Kitapların yakıldığı yerde bir gün insanlar da yakılır. Bunu söylüyor ve bunu söyledikten birkaç yıl sonra önce kendi kitapları meydanlarda yakılıyor. Ardından da Yahudiler yakılıyor ve soykırıma uğruyorlar. Bu yönüne bakarsak
Propaganda Evet. maalesef kötü bir Teşekkür şey. ederim hocam. Peki kitabınızda hangi çizgi filmlere odaklandınız? Şimdi çok fazla propaganda aracı olduğu gibi çok fazla çizgi film var. Bir de tabii ki çizgi filmleri seçerken Almanya özelindeki çizgi filmlere mi daha çok odaklanmayı seçtiniz? Yoksa Amerika veya farklı ülkelere de baktınız mı? Bu konuda bir sorayım. Yani çizgi film seçerken neye göre seçtiniz? Hangi kriterleri uyguladınız ve hangi çizgi filmlere daha çok odaklandınız? Tabii kitabınızı okuyunca görecek arkadaşlar ama bir ön bilgi verme anlamında soruyorum. Şimdi kitabımızda bunu biraz sınırlandırmadığımız süreci çok Çok. geniş, yani çok genişleyecekti ve çok büyüyecekti. Çünkü o dönemde hazırlanan, yani 1938-1945 yılları arasında hazırlanan ve bugünden baktığımızda hadi canım o kadar yoktur diyeceğimiz sayıda çizgi film var. Bunu herkesin bildiğinin aksine sadece bir kesim yapmıyor ya da sadece Almanlara karşı yapılmıyor. Bu yüzden ben kitapta çalışmada şöyle bir şey yapmak istedim. Kıymetli editörüm Emre Çalık'la da bunu istişare ettiğimiz zaman o da hemfikirdi bu konuda benimle. Savaşın iki tarafı, iki cephesi var. Birincisi mihver devletler, ikincisi müttefik devletler. Biz çalışmada objektifliği sağlayabilmek adına her iki taraftan da birer çizgi film almaya gayret ettik. Bunda gayret ettik diyorum çünkü bu çizgi filmlerden bazıları günümüze ulaşabilmiş vaziyette. Bazılarının isimlerini biliyoruz ancak orijinal kayıtları ve görüntüleri günümüze ulaşamamış vaziyette. Biz burada bunlardan ulaşanlar içerisinden Der Stören Fred, What Hitler Wants, Donald Gets Drafted, The Dictators, Fascist Barbarians, Der Führer Face ve Reason and Emotion isimli çizgi filmleri aldık. Bunlardan kimisi Amerikan çizgi filmleri, Walt Disney yapımı. Kimisi Rus yapımı, Rus çizgi filmleri. Özellikle bu Rus çizgi filminde çok ciddi propaganda görselleri ve sembolleri var. Almanların hazırladığı ve dönemin kendi işgalleri altında bulunan Fransa'sına izlettikleri çizgi film var. Gene bunu da bu kitabımızda aldık. Gene çizgi filmlerimizden bir tanesinde Japon figürü çok etkin. Onu özellikle aldık Japonların görüşünü yansıtabilmek adına. Yani özetle savaşa taraf herkesten ve savaşın büyük taraflarından her ülkeden bir çizgi filmi konu edinmek istedik ki okuyucusu baktığı zaman genel çerçevesini tek bir cepheden görmesin. Savaşın her tarafından konuya hakim olabilsin ve gerçekten bu çizgi filmleri herkesin propaganda aracı olarak kullandığını görebilsin istedim ki gerçekten böyle. Biz bugünden baktığımız zaman bize biraz şey geliyor. Özellikle bir Amerikan çizgi filmleri de Amerikan sinemasının çok hakim olduğunu düşünüyoruz. Sadece onlar yapmış gibi, Amerikalılar yön vermiş gibi düşünüyoruz ama öyle değil. Ruslar da hazırlıyorlar. Özellikle Nazizme karşı mücadele etmek ve dönemin o sosyalist ruhunu yansıtabilmek adına çok ciddi imgeler kullanıyorlar. Örnek vermem gerekirse bu Rus çizgi filminde, incelediğimiz çizgi filmde köyü bir canavar figüründeki Hitler basıyor. Bir Rus köyünü. Ve özetle şu mesajı vermek istiyor. Eğer Nazizmi yenemezsek, siz Sovyetlere destek olmazsanız bu canavar Hitler gelip köylerinizi basar, topraklarınızı elinizden alır, ekinlerinizi elinizden alır ve bunları kapitalistlere verir diyor. Ama bir yandan da bakıyoruz dönemin Nazisine bizim bugün kapitalist olarak baktığımız ülkelere karşı cephe almış durumda. Ama Sovyetlerde kendi ideolojisini sağlamlaştırmak, kendi halkını savaşmaya daha fazla ikna edebilmek ve Nazizme karşı olan tutumunu sergilemek için böyle örnekler veriyor. Ama dediğim gibi biz normalde şey olarak düşünüyoruz. Sadece Amerikalılar yapar böyle işleri değil. Herkes Peki yapıyor hocam ve diğer ülkelerden de biraz bahsedecek olursak mesela Japonlardan bahsettiniz. Onlar daha çok çizgi filmde nasıl bir imaj veriyorlar ya da işte Amerikalılar böyle kısa kısa biraz bahsedebilir misiniz? Zaten kitapta okuyacağız ama böyle minik minik en azından bir bilgi sahibi de olmuş oluruz önden. Tabii. Özellikle şöyle bir husus var. Hepsinin ortak Tabii, buyurun yönü var. hocam. Önce oradan başlayayım. En büyük ortak yönü şu. Benim incelediğim çizgi filmlerde tespit ettiğim husus da buydu. Bu çizgi filmleri hazırlarken var olan ortak düşmanı aşağılamak, küçük düşürmek ve küçümsemek adına hazırlıyorlar. Örneğin Japonlarla ilgili Walt Disney'in hazırladığı bir çizgi filmde
dönemin Japon İmparatoru Hirohito'yu temsil eder şekilde okyanustan uzak kıyılardan gelen bir ördek şeklinde bir Japon yüzlü lideri temsil ediyor ve bu Almanların peşine takılmış bir şekilde sergileniyor. Savaşın sonunda zaten bildiğiniz üzere Japonlar çok ciddi bir hezimete uğruyorlar ve aşağılayıcı bir hezimete uğruyorlar. Bu aşağılayıcı hezimeti aslında çizgi filmde küçümseyerek de veriyorlar. Tam tarihine bakarsak bir yandan da Walt Disney'in gene bu çizgi filmlerinden bir tanesinde özellikle Der Führer's Face çizgi filminde, What Hitler Wants çizgi filminde burada da Amerikalılar Almanlara karşı ciddi bir küçümseme taktiği uyguluyorlar. Ama bunu yaparken de dönemin gündelik gerçeklerinden de uzaklaşmıyorlar. Orada bir örnek vereyim. Biraz daha zihinlerde canlanmasını sağlayalım. Kitapta da bunun örnekleri görselleriyle beraber var. Mesela şunu demek istiyorlar Amerikalılar. Bizde bolluk, bereket var. Biz savaşıyoruz ama savaşmamıza rağmen ekonomimiz ayakta, üretim sektörümüz ayakta. Ama bakın size şimdi Nazi Almanya'sından bir kare sunalım deyip bizi çizgi filmin içine atıyorlar. Ve orada şunları görüyoruz. Bir Nazi Almanya'sında bir insan sabah uyandığından akşam yatana kadar neler yaşıyor bunu gösteriyorlar. Örneğin sabah kalktığı zaman bir Nazi'nin, Nazi Almanya'sında yaşayan bir kişinin ekmeğe ulaşamadığını, çok uzun aylardır elinde kalan bayatlamış ve sertleşmiş ekmek yemekten dişlerinin döküldüğünü, halbuki çizgi filmde bu tarz şeyler olmaması lazım diye düşünüyoruz biz. Ya da ekonomik sıkıntılardan dolayı mesela yumurtaya ve domuz pastırması dedikleri, o sevdikleri bacon etine ulaşamadıklarından dolayı çizgi filmde şöyle bir enteresan bir şey var. Donald Duck uyandığı zaman kahvaltı yapmak istiyor ve yumurta ve bacon aromasını boğazına sıkıyor. Yumurta yok, bacon yok, sadece bir esans var. Onu da böyle boğazına sıkıp doymuş gibi yapıp mutsuz bir şekilde güne başlıyor. Sonrasında da Almanların toplama kamplarına bir gönderme yaparcasına Donald Duck'ı bu sefer biz bir üretim tesisinde görüyoruz. Bu tesiste de savaş için mermi üretiyor. Ve artık robotlaşmış bir hale gelmeye başlıyor. Özetle çok kötü bir hayat, köleleştirilmiş bir toplum. Siz de Nazizm'e destek verirseniz ya da Amerika olarak bize destek vermezseniz başınıza bunlar gelir diyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bunu da hani bu konuyla ilgili her konuştuğumda söylüyorum. Hepsinin de şöyle bir yönü var. Biz şey zannediyoruz. Bu çizgi filmleri yani işte adı üstünde çizgi film bunları çocuklar izliyor. Hayır. Bu çizgi filmleri yetişkinlere izletiyorlar. Hepsinin böyle bir ortak özelliği var. O dönemde televizyon yaygın olmadığı için genellikle kent sinemaları yeni yeni kurulmaya başladığın zaman toplu alanlarda bu çizgi filmleri izletiyorlar. Çizgi film olarak sunmalarının amacı da rakiplerini ve düşmanlarını küçük düşürmek. Bir örnek vereceğim. United Production Academy isimli Amerikan ordusunun içerisinde bir ajans kuruyor Amerikalılar. Ve bu Walt Disney çizgi filmlerini burada ordudaki halihazırda savaşan ya da orduya yeni alınan askerlere izlettiriyorlar. Bu mesela benim çok ilginç bulmuştum bunu. Ordu içinde neden çizgi film izletilir? Karşı tarafı düşmanlık küçümseyerek kendi askerini motive ederek bunu yapıyor. Bir de bu çizgi filmlerden bir tanesini gene görseli kitabımızda mevcut açıklamaları da var. Şöyle bir husus var. Bunun yetişkinler için olduğunu bize en büyük göstergelerinden bir tanesi şu. Çizgi filmin sonunda şöyle bir ibare var. Böyle bir afiş de çıkıyor. Şunu söylüyorlar. Eğer siz bize destek olur Amerikan devlet tahvillerini, bonolarını satın alırsanız biz Nazilerin başına bomba yağdırabiliriz. Amerikan devlet tahvilleri satın alın diye özellikle çizgi filmin sonunda bir afiş. Özellikle İvo Jima muharebesinden sonra onu çok yapıyorlar mesela. O bayrak çok kullanılıyor fotoğraf. Doğru. Bir fotoğrafçının çektiği İvo Jima dağına işte Suribachi dağıydı galiba. Oraya dikilen bir fotoğrafla birlikte bu tahviller çok satılıyor. Demek bunu çizgi filmlere de yansıtmışlar. Ben de tam hocamla o kadar çok soru gelmişti ki siz sormadan yine cevaplamış oldunuz. Sağ olun. Çünkü birkaç öğrendiğim şey sordu. Yani bu çizgi filmlerin yaş aralığı neydi? Yani kitle kaç yaş aralığındaydı gibi bir soru vardı.
Şöyle bir soruydu. Çizgi filmler üzerinden yürütülmeye çalışılan propagandanın hedef kitlesi kimdi? Nasıl bir yaş aralığı vardı diye bir soru gelmişti. Yine benzer bir soru başka bir öğrencimden de gelmişti. Sadece çocuklar ve gençler için mi diye bir soru gelmişti. Ve çizgi filmlerin ideolojik amaçları dışında başka bir amacı var mıydı diye bir soru geldi. Ama çizgi filmler daha çok ideolojik amaçlı kullanıyor. Yani başka bir amaç var mıydı diye de bir soru gelmiş. Tam da sizin bu bahsettiğiniz konu. Var. Buyurun bir katkı hocam. Yapabilir miyim? Yani sadece ideolojik amacından ziyade bazılarında kültür aktarımı çabası da var. Kültür aktarımı çabası da aslında biraz ya, ideolojiye giriyor ama özellikle Amerikan çizgi filmlerinde böyle Hala bir daha var şey aslında yakaladım hocam, ben. değil mi? Hala Mesela bu daha. sorun... Ben küçük bir kızım var, Evet. 5 yaşında. Mesela beraber izliyoruz çizgi filmleri. Özellikle tabii bunu bildiğimden, tarihçi olunca propagandayı da bildiğimden birlikte izliyorum. Ne var? Bazılarını fark edebiliyorum, bazılarını ben de fark edemiyorum. Ama kültür aktarımında mesela işte yiyecekler, içecekler çok etkili oluyor. Anne mesela bana şunu al, işte hamburger al ya da işte şunu al gibi. Ona özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz ama bir yere kadar o kültürü de alıyoruz yani ister istemez. Çok doğru ama bu çizgi filmler içerisinde Almanların yaptığı, Rusların yaptığı çizgi filmlerde bu yok. Onlar direkt ideolojik amaçları uğruna bir içerik hazırlıyorlar. Ama Amerikalılar tam tersine hem ideolojik olarak mesajlarını veriyorlar, hem kendi kitlelerini olabildiğince savaşa karşı diri tutmaya çalışıyorlar, hem de aktarabildikleri kadar Amerikan ögelerini aktarmaya çalışıyorlar. Onlarda da böyle bir şey var. Basit bir örnek ama gene bu da kitabımızdaki çizgi filmlerden bir tanesinde var. Mesela bir kültür ögesi olarak söylüyorum bunu. Danuk'un uyuduğu yatağı tamamen Amerikan bayraklarıyla, çarşafı Amerikan bayrağı, nevresimi yastığı vesaire Amerikan bayrağı, evinin perdeleri Amerikan bayrağı. Siz bunu izlerken fark etmiyorsunuz ama biraz da böyle araştırmacı gözüyle baktığınız zaman fark edebiliyorsunuz. En sonunda mesela o çizgi filmde Donald Duck Amerika'daki özgürlük heykeline sarılıp Amerikan vatandaşı olmak ne kadar güzel bir şey diyor çizgi filmde. O yüzden biz de diyoruz ki bu çizgi film tamamen yetişkinler için hazırlanmış. Hem bir ideolojik hem de kültürel propaganda aracı. Evet hocam, teşekkürler. Şöyle bir soruyu da not almışım. Propaganda filmleriyle propaganda çizgi filmleri arasındaki farklar, galiba çizgi film daha eğlenceli ve daha böyle çeşitli metaforların kullanıldığı bir şey. Siz ne diyeceksiniz buna? Propaganda filmleri ve propaganda çizgi filmleri arasında ne gibi farklar var diye bir soru da not almışım. Şöyle bir fark var. Birincisi metraj farkı var. Gene bu çalışmamızda o dönemki normal propaganda filmlerine de değiniyoruz. Hatta bunların güzel bir literatür taramasını da yaptık. Dileyenler onu da bulabilirler kitapta. Bir metraj farkı var. Yani normal propaganda filmleri daha uzun. Çizgi filmler animasyon olarak hazırlandıkları için daha kısa metrajlı. Bir de normal propaganda filmlerinde siyasi meseleler daha doğrudan aktarılırken az önce söylediğim gibi çizgi filmlerde bir küçümseme ve aşağılama duygusu var. Propaganda filmlerinde bu yok. Böyle bir fark Teşekkürler var. hocam. Şöyle bir soru da sormak isterim. Diyor ki bir arkadaşımız, Alman tanklarına yönelik propaganda var mı? Yani belki şöyle değiştirebiliriz. Hani askeri güç ve askeri otoritelerine dair ya da askeri teçhizatlarının üstünlüğüne dair bu çizgi filmlerde bir mesaj var mı diye belki biraz daha genelleyebiliriz Almanlardan ziyade. Bu soruyu soran arkadaşımızı ben tebrik ediyorum. Tam bu kitabımızda incelediğimiz ilk çizgi filmi, Der Stören Fred isimli çizgi film. Bu çizgi film Almanların hazırladığı bir çizgi film. Tam olarak Almanların savaş üstünlüklerine, mühimmat, teçhizat ve askeri donanım, tank, helikopter vesaire, savaş uçakları, bunların üstünlüklerine dayalı bir çizgi film. Basit bir örnek vereceğim. Biraz daha dinleyicilerimizin zihninde canlansın. Bu çizgi filmde köye istenmeyen bir karakter, bir çakal dadanıyor. Çakal tilki dadanıyor birkaç tane. Ve bunun üzerine Alman olduğunu, çizgi filmden görünüşlerinden anladığımız ve Almanca konuşan kirpiler, kirpiler polis teşkilatı. Bunlar devreye giriyorlar ve bunları araştırmaya başlıyorlar. Köyden nasıl kovacaklarını düşünüyorlar.
Sonunda şöyle bir şey var. Kitap okuyacaklar için de çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama en son şöyle bir olay oluyor. Bu kötülük de bu arada dönemin işte Amerika'sı ya da diğer kapitalist ülkelere atıf yapılıyor. Oranın düzenini bozan, oraları ele geçirmek isteyen kişiler olarak addediliyor. En son şöyle bir şey yapılıyor. Bütün hava kuvvetleri, kara kuvvetleri hepsi ellerinde avuçlarında ne varsa bütün Alman unsurları bu tilkiyi köyden kovmaya çalışıyorlar. Burada aslında bize şunu anlatmaya çalışıyor. Almanların Blitzkrieg dedikleri yıldırım harekat tarzı var. Bunda da zaten Fransa'yı işgal ederken kullandıkları Arden ormanlarını aşıp bir anda Fransızlara sürpriz yaptıkları çıkarmaya çizgi film bir atıf yapıyor. Bütün gücüyle hava güçleri, kara güçleri, istihbarat güçleri ellerinde ne varsa topyekün bir yıldırım harekatıyla tıpkı Fransa'da yaptıkları gibi çizgi filmde de bütün güçleriyle saldırıyorlar. Şöyle ilginç bir detay var o çizgi filmde gene. Hava kuvvetleri Almanların çizgi filmde arılar olarak canlandırılıyor. Arılar takip ediyorlar, arı pilotlar ve en son Alman savaş uçakları Stuka'ların seslerini çizgi film bize dinletiyor. Ve arılar Stuka sesleriyle tilkiye hücum yapıyorlar. Ya bu mesela çok ilginç gelmişti bana. Birebir Stuka Alman savaş uçağının sesini arıların çok hücumunda etkileyici. kullanmışlar. Soruyu soran arkadaşımızı o yüzden tebrik ediyorum. Hem tanklar, Alman panzerleri, hem Stuka savaş uçakları. Bu Der Stören çizgi filminde kitapta detaylı analiz ediyoruz. Burada tamamen Alman savaş teknolojisini karşı tarafa bir propagandasını yapıyorlar. Benim de aklım Böyle hemen cevaplamış siz olalım. Böyle anlatınca şey geldi. Ernest Hemingway'in bir kitabı var. Çanlar Kimin İçin Çalıyor diye. Orada mesela stukalardan bahsederken aynen bu şekilde bahsediyor. Yani bir vızıldama geldi. Bunlar stukalar olmalı şeklinde. Hemen aklımda öyle bir çağrışım yaptı. Göring sevinmiştir ama yani arıya benzetilmekten. Zaten egosu da çok yüksek bir komutan olduğu için. Galiba Feldmarşal çok az bir tanesi Göring diye hatırlıyorum. Hatta bir ok kullandı, ondan sonra zaten Feldmarşallik iptal oldu ya da işte savaş bitti. Öyle bir durum var. O yüzden de buna memnun olmuştur hocam. Göring eminim gördüğünde. Evet, güzel bir soruydu. Teşekkür ederiz gerçekten soru için de. Peki şöyle bir soru devamı niteliğinde olmuş. Aslında propagandanın çok yoğun yapıldığı muharebeler. Yani çizgi filmlerde böyle bir şey var mı, değişim? Yani yıla göre veya işte şu muharebeden sonra, yani dikkatimizi çeken bir şey oldu. Bu muharebeden sonra yoğun bir çizgi film ya da çizgi filmde şöyle bir değişiklik oldu gibi dikkatinizi çeken bir durum oldu mu hocam? Öyle bir soru gelmiş. Muhtemelen Stalingrad veya işte böyle Normandiya gibi kilit muharebelerden bahsediyor soran kişi herhalde. Şöyle bir husus var. Doğrudan benim incelediğim çizgi filmler içerisinde doğrudan savaşlarına ya da belli muharebelerden sonra değil ama belirli politik görüşmelerden sonra çizgi filmlerin sayısında ve içeriklerinin politikleşmesinde bir artış var. Bir örnek verelim buna. Mesela bir çizgi filmde Almanlar dalga geçiyorlar Amerikalılarla. O da şu, bu malum savaştan hemen önce yapılan barış görüşmeleri sırasında yıllar sonra şu izlenimi ediniyoruz. Almanlar tamamen Amerikalıları, İngilizleri, Fransızları uyutuyorlar, kandırıyorlar. Tam tersine savaşa hazırlıklarını arttırıyorlar. Bu sürede zaman kazanıyorlar. Ama dönemin İngiltere Başbakanı uçaktan indiği zaman, Londra'ya indiği zaman elinde bir kağıt sayfasını gösteriyor. Bakın, Hitler'le uzlaştık. Hemen saldırmayacak. Geri çekilecek. Anlaştık diye belgeyi gösteriyor ama tam tersine Almanlar zaman kazanıyor. Bundan sonra bir çizgi film ortaya çıkıyor. O çizgi filmde bu konu işleniyor. Ve burada Amerikalıları ve İngilizleri tamamen uyurmuşçasına, Hitler'in bir tiyatrosuna eşlik edermişçesine gösteriyorlar. Yani benim burada en çok dikkatimi çeken buydu. Hani doğrudan muharebelerden sonra değil, anlaşmalar, belgeler vesaire. Bu tarz olaylardan sonra çizgi evet, filmlerin sayısında Avrupalılar bir ama artış var. gerçekten de beklemiyorlardı bu kadar bir şey. Yani Almanların bu kadar ileriye gideceklerini beklemiyorlar. Yani hatta bahsettiğiniz başbakan ismini şu an hatırlayamadım. Churchill'den önce gelirse aklıma söyleyeyim. Hatta suçlanıyor yani kabine tarafından. Önlem almamakla, tedbir almamakla suçlanıyor. Hatta Fransızlar
Saint-Germain. Evet. Hatta Paris'e bile geldiğinde şok oluyor yani, Fransız halkı nasıl olur falan beklemiyorlar çünkü böyle bir Evet. şey, ama aslında bir mesaj vermişler. Aslında çizgi filmlere dikkat etselermiş belki o mesajı alırlarmış, ama tabii Evet. Gowais bu süreçte epey etkindir diye düşünüyorum. Şüphesiz. Zaten gene kitabımızda Göbels'e ayrı bir başlık var. Hem propaganda tekniklerini anlatıyoruz, hem de hayatından bazı kıstaslar veriyoruz. Çizgi filmler olsun, afişler ve özellikle radyo. Burada kitapta bir kısmında bahsediyoruz bunu. Radyonun kullanımı yani sanki dünyanın yeni bir mucizesiymiş gibi radyoyu insanlara tanıtıyorlar. Göbels'in zaten propagandada en büyük dostu o Evet. dönemde bu radyolar. Tabii hocam, İsterseniz ona buyurun. bir örnek vereyim. O dönem şöyle bir şey yapıyorlar. Almanya'da düşünün, savaş ortasında bir ülkede neden radyo fuarı düzenlenir? Propaganda. Bir radyo fuarı düzenleniyor ve bütün Almanların radyo satın almaları Hı. için teşvik ediliyor. Tam aklımda kalmadı ama örneklendirmek için söylüyorum bunu. Örneğin bir radyo, mesela şu arkamda gördüğünüz gramofona benzer büyüklükte bir şey. Küçücük bir şey ama her eve girebiliyor. Herkes satın alabiliyor. Ve şöyle bir şey yapıyorlar. Örneğin diyorlar ki bu radyo 100 mark. Bunu 30 taksitle ödeyebilirsin, 40 taksitle ödeyebilirsin. Hiç sorun yok. Yeter ki satın al. Bu bildiğimiz Telefunken markası, biliyorsunuzdur markayı diye tahmin ediyorum. Ve Telefunken'in o dönemde çok ciddi radyo atılımları oluyor. Radyo satmaya çalışıyorlar. Çeşitli Hı. radyolar üretiliyor. Ve bu radyoların hepsi Alman evlerine girmeye başlıyor. İşte Goebbels bu radyoları aslında kendisinin birer Hı öncü hı. boyutu olarak görüyor. Neden? Çünkü her evde kendi sesi, kendisinden sonra da akşam Führer'in sesi, yani Hitler'in sesinin yayılmasını istiyor. Çeşitlilik de yok. Günümüzdeki gibi binlerce kanal, işte Hı. yüzlerce radyo kanalı vesaire, ya da sosyal platformlar ya da işte diğer platformlar yok. Tek radyo, tek ses ve tek ideal. O da Hı. Nazizmin yüceltilmesi. Mesela burada da Göbel'in böyle enteresan bir Evet, anekdotu var ben de radyolarla çalışmalarım ilgili. sırasında bu söylediğinize rastlamıştım. Özellikle her evde bir radyo olacak şeklinde bir propaganda gidiyor. İlginç bir şekilde tabii bununla doğru orantılı da işgal ettikleri yerlerde de ilk yaptıkları şey halktan radyoları toplamak. İşte mesela Fransızlar ne yapıyor, Fransa işgal edince Almanlar? Direkt bunu hem romanlarda da görüyoruz, anılarda da rastlıyoruz. Ev ev dolaşıp radyoları topluyorlar mesela. Hatta şey, bazı halk teslim etmek istemiyor, saklıyorlar falan, tek tek ev ev arıyorlar ve bulduklarında da direkt idam cezası veriyorlar. Bu şekilde bir propaganda da güdüyorlar. Hatta işgal edilen bölgelerde BBC falan dinlemek direkt yasaklanıyor bu şekilde. Mesela Japonya'da çok görmüştüm onu. Iwo Jima'yı çalışırken falan Pearl Harbor'da, yani Japonlar işgal ettikleri yerlerde kesinlikle yasaklıyorlar BBC yayını. Çünkü Amerikan askeri üzerine şey de yatıyor. Pozitif bir şarkı duymak bile Amerika'dan esinti gibi geliyor ve moral veriyor diye. Japonlar da o konuda çok net ve çok sert bir tavır takınıyordu. Radyolar konusunda bayağı hassas davranıyor her taraf anladığım kadarıyla. Tabii hocam, böyle sorularımın artık sonlarına geliyorum. Zamanımız da daralıyor ama bir öğrencim de özel diye sormamı istedi. Bu çizgi filmleri izlerken mesela çizgi filmlerde asimilasyon üzerine bir çizgi film var mı? Ya da işte ırkçılık böyle çok ön plana çıktığı ırkçılığın veya işte hatta bir arkadaş da az önce yazmış, Yahudi soykırımına dair bir gönderme var mı? Mesela bu çizgi izlediğiniz çizgi filmler arasında. Ya benzer sorular olduğu için ben birleştirip sordum. Asimilasyon, ırkçılık veya işte Yahudi konularında. Bu dikkatinizi çeken bir husus oldum bu anlamda. Filmlerde doğrudan ırkçılığa yönelik Yahudilere karşı birkaç tane Hı. sembol var. Ama ciddi bir şekilde gözümüze çarpan bir şey yok. Ya da doğrudan soykırımı andıran bir çizgi filmlerde imaj yok. Ama asimilasyon diyebileceğimiz, asimilasyonu da biraz çeşitlendirirsek aslında hepimiz aynı şeyi anlamıyoruz asimilasyondan. Bu bahsettiğimiz kültür propagandasıyla aslında asimile Hı. etmeye çalışıyorlar toplumu. Mesela bunu Almanlar kendi çizgi filmlerinde Fransızlara yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Fransa'nın o dönem işgal altında Evet, bir olan bir kısım var. hükümet. Evet, Vichy güneyde. Fransa Güney olarak Fransa. anılıyor. Bir de işgal altında olmayan bir kısmı var.
zihinlerde canlanması adına Doğu Berlin, Batı Berlin gibi düşünülebilir. İkiye ayrılmış bir vaziyette. Almanlar özellikle kendi kontrolleri altındaki Vichy Fransası bölgesine radyo yayınlarıyla ulaşmaya çalışıyorlar. Burada da kendi hayat standartlarını aslında onlara empoze etmeye çalışıyorlar. Nazizmi benimsetmeye çalışıyorlar. Nazi marşları çalıyorlar. Hitler'in konuşmalarını dinletiyorlar. Aslında bu bir tür asimilasyon. Hani asimilasyon sadece kendi günlük yaşantısını kaybederek değil, kültürünü kaybederek de olur. Resmini, sanatını, müziğini, duyduğunu, yazdığını, çizdiğini kaybetmek de bir asimilasyon. Bu açıdan bakarsak asimilasyona yönelik bazı görseller, sesler ve imgeler var. Ama doğrudan soykırıma yönelik bir şey yok. Olmaması da aslında propagandistin, yani propaganda yapanın lehine olan bir şey. Neden derseniz, propaganda zaten doğrudan kötü yanlarının öne çıkartılmasıyla yapıldığı zaman başarılı olan bir şey değil. Kendinin iyi yanlarını karşı tarafa izlettirdiğin zaman propagandanın daha başarılı olduğunu göreceği için kendisini çok akpak bir şekilde karşı tarafa sunması lazım. Doğrudan biz Yahudi soykırımı yapıyoruz. Yahudileri işte Polonya'da olsun, çeşitli yerlerde olsun, toplama kamplarında yapıyoruz diyemez. Ama burada ben şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Bu kitabımızda da bununla ilgili bir bölüm var. Ben özellikle kitabı edinenlerin bu kısma bakmasını istiyorum. Çoğumuz şunu biliyoruz ama mesela siz hiç duydunuz mu? İki Dünya Savaşı sırasında Almanların aksine Amerikalıların yaptığı bir asimilasyon Japonlar politikası var. duydunuz mu hiç? Yani asimilasyon değil de toplama kampları var ama internetten fotoğraflarına falan baktığınızda voleybol oynuyorlar. Spor kampı gibi bir imaj var. Ama ben araştırdım, özellikle Pasifik cephesini çalışıyorum. Öyle bir aklımda kitap çalışmam var. Orada rastladım tabii, birkaç makale indirmiştim. Ciddi Japonlara, yani tabii Pearl Harbor'dan sonra daha çok bu başlıyor. Hatta siz Japon çizgi filmleri deyince mesela Japonları propaganda afişlerinde hep haşere olarak propaganda ediyorlar. Yani çok çirkin yaratıklar olarak gösteriyorlar ve toplama kampları olduğuna dair birkaç makale var elimde ama henüz detaylı incelemedim. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Doğru. Japonların yer değiştirmesi, ellerine, mallarına el konuluyor diye biliyorum. Çalışmalar var. Evlerinden, mahallelerinden, sokaklarından kovulup bu toplama kamplarına gönderiliyorlar. Biz aslında sürekli Almanların Yahudilere yaptığını görüyoruz ama Amerikalıların da Japonlara yaptığı bir relocation, yer değiştirme, bir yerden başka bir yere sürgün etme ve burada kendi kültürlerini empoze etme çalışmaları var. Ama biz tam tersine sadece, yani Amerikalıların tek yapmadığı şey, bu çok büyük bir şey ama genelde tek yapmadıkları şey Japonları yakmamak. Bunun dışında kendi kültürlerini benimsetmek, Japonları Japonluktan uzaklaştırmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bu da günümüzdeki aslında Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarına benziyor. Ben ona benzetiyorum. Hani doğrudan bir kökünü kurutma harekatı değil, kendi kültürünü empoze edip onların var olan kültürlerini yok etmeye çalışarak aslında bir nevi asimilasyona uğratmaya çalışıyorlar. Zaten hocam bunu propaganda afişlerine falan ben biraz bakmıştım. Amerika'nın Japonlarla alakalı. Çünkü tahvilleri toplamak için de korkuyu da kullanıyorlar. Yani korku propagandasını da kullanıyor Amerika zaman zaman. Bak başınıza bu gelir. Yani işte haşereler üstün gelir ve bize bunu yapar. Ve gerçekten hep fare olarak resmetmişler. Hep bir de sarı. Yani böyle sapsarı. O sarı ırk. Bir aşağılama da var yani. Irkçılığı da göstermişler Japonlara ait propaganda afişlerinde. O da çok yansıyor. Ben de o yüzden hani biz hep Almanları konuşuyoruz ama yani Hollywood filmleri sayesinde diye takmıştık bir ara. Oradan bayağı araştırmıştım açıkçası. Kimse masum değil. O dönemde savaşın tarafı olan kimse hocam, masum değil. Hocam son olarak şimdi biz tabii çizgi film deyince daha çok çocuklar aklımıza geliyor ama yani çocuklara yönelik yapılan yayınlarda hep böyle metaforlar, semboller çok ön plana çıkar. Birkaç Yahudi metaforu, sembolü var dediniz ama özellikle bu çizgi filmlerde kullanılan nasıl metaforlar vardı? Yani mesela kullanılan hayvanlar ya da işte kullanılan motifler dikkatinizi çeken bir unsur oldu mu? Metaforik anlamda. Tabii şimdi çocuklara anlatırken yaş kademelerine göre mesela özellikle küçük kademelerde hep metaforlar kullanıyoruz. Bazı şeyleri anlatmak için. Siz gerçi askeriyede de izleniyor, halk da izliyor dediniz ama hani çizgi filmin böyle bir konsepti var bugün. Metaforik şeylerle çocuklara ulaşmaya çalışıyor. O dönemde nasıldı acaba bu metaforlar?
O dönemde yani doğrudan bir metafor kullanımı gibi değil. Yani biliyorsunuz metafor kullanımı ne olduğunu. Metafor kullanımı gibi değil ama daha çok görsellerin ve sembollerin kullanılması var. O da bir teknikle yapılıyor. Siz farkına varmıyorsunuz. Kare kare izleyip durdurduğunuz zaman ya hakikaten burada bu sembolün ne işi var diyorsunuz. Örneğin Amerikalıların yaptığı, Walt Disney'in yaptığı Donald Duck çizgi filmlerinde Donald Duck ve arkadaşları yürüyüş yaparken arkada bir ağaç var ama ağaç Nazizmin Nazi hacı şeklinde O tarz budanmış mesela. semboller var. Bu zaten arkaya bu görseli yerleştiriyorlar. Ya da Nazi Duck, Donald Duck Nazi Duck olarak geçiyor çizgi filmde. Nazi Duck uyandığı zaman sabahları elinde bir kitap. Kitabın ne olduğunu altyazıda vermiyorlar ama Mein Kampf, Hitler'in kendi kavram kitabı elinde var. Sabah kalktığı zaman o kitabı okuyor gitmiş gibi algılatıyorlar. Ya da mesela o Donald Duck çizgi filmlerinde sürekli olarak istemsizce birileri Nazi selamı veriyor. Ve bunu komik bir şekilde anlatıyorlar. Mesela Heil Hitler selamı bir çizgi filmde ben saymıştım 86 defa geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani o itaat kültürünü, o işte Führer'e, lidere karşı olan sadakati, itaati anlatmak için hem sözlü hem de görsel öğeler kullanıyorlar. Doğrudan bir metafor kullanımı bizim anladığımız şekilde yok. Günümüzdeki çizgi filmlerinde bu daha meşhur. Günümüzdeki çizgi filmlerinde sembol görsel yerine bazı metaforlarla bazı şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Çalışıyorlar daha doğrusu bu işi yapanlar. Ama o dönem çizgi filmlerinde direkt görsel, Daha sembol şey net, herkesin karşınızda. anlayabileceği gibi Bir o tane zaman daha örnek semboller vereyim. var. Daha net. Şimdi Tabii. metaforlar çok şey Yani böyle doğrudan gizemli de olabiliyor. Her zaman anlayamıyoruz mesela. Gerçekten film eleştirmenleri mesela fark ediyor. Ben özellikle çok film de izlerim İkinci Dünya Savaşı ile alakalı. Eleştirmenler fark söylemese ben mesela fark etmiyorum bazen izlerken. O zaman metafor daha günümüzde kullanılan bir unsur anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle düşünelim. Bir savaşın ortasındayız. Çizgi filmi hazırlıyoruz ve bunu özellikle yetişkinler başta olmak üzere topluma, askerlere ulaşabilen herkesi izlettiriyoruz. Metaforlarla çok uğraşmazdınız bence. Direkt mesajı vermek istersiniz. Bu çizgi filmlerde bunu yapıyorlar. Bir çizgi filmimiz daha var mesela. Gene bu çalışmada, kitabımızda da var. The Dictators. Yani Nazi Donald Duck'ın diktatörleri. Yani diktatör Duck'lar var. Diktatör ördekler var. Direkt isminden zaten sizi yakalıyor. Ya da mesela Der Führer's Face, Führer'in yüzü. Burada Hitler'in girdiği şekiller anlatılıyor. Ya da son çizgi filmi, bence işlerindeki en vurucu çizgi filmi, Reason and Emotion çizgi filmi. Mantık ve duygu, akıl ve duygu olarak çeviriyoruz. Burada yani o kadar ciddi, açık bir şekilde bu görsellerle, sembollerle propaganda yapılıyor ki en sonunda akıl ve mantık, akıl ve duygu bir araya gelip el ele verip Nazi Almanyası'nı bir uçaktan bombalandığını izletiyor bize çizgi film. Yani metaforlarla uğraşmıyorlar. Ne mesaj vermek istiyorlarsa direkt o Daha mesajı net veriyorlar ve toplumun her bitiriyorlar. kesimine direkt mesaj veriyorlar. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Daha sorularım Ben vardı ama teşekkür ederim. zamanımızı doldurunca sizi de daha fazla yormak istemem. Çok teşekkür ederim. Daha Cemil için soracak Estağfurullah. daha bir sürü soru vardı ama inşallah başka bir söyleşide Yine yine konuşuruz. konuşuruz. Biraz da arkadaşlar da hani kitap spoiler çok vermeyelim diye de biraz soruların bir kısmını da eledim çünkü daha çok Evet. soru vardı. Kabul ettiğiniz için davetimi çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kitabınız zaten uzun süredir beklediğim Ben bir teşekkür çalışmaydı. ederim. Sürekli yayın evinizin sitesine Evet. girip kitap basıldı mı acaba diye kontrol ettiğim bir kitaptı. Çok teşekkür Evet. ederim tekrardan kabul ettiğiniz için. Nazik davetiniz için ben Hoşça kalın teşekkür hocam. ederim. Bir de Çok sağ hocam katılamayan öğrencilerim oldu, olun. arkadaşlar oldu. Müsaade ederseniz yayını ben kaydedeyim ki katılamayan arkadaşlar da daha sonra izleyebilsinler. Çok Tabii. teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.